Bir durumla karşı karşıyayız. Emek'te samimiyet var. Emek'te muhabbet var. Emek'te misafiri... Kapatalım mı mikrofonu? Niye gürültü yapıyor? Bir bak bak. Emek'te misafirini de Anadolu'daki Anadolu insanının, amiyetperver Anadolu insanına yakışır bir şekilde ağırlamak var. Ben bütün bu manada kıymetli kardeşlerimi, hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Bizim ilçe teşkilatımızdan, ilçe başkanımızdan, burada çalışan kardeşlerimizden. Başkanım bir program yapalım mı, birlikte olalım mı dedikleri zaman onlar daha sözlerini bitirmeden tamam. Ben Emet'e hemen gelirim. Orada ne yapılacaksa inşallah birlikte yaparız, birlikte hareket ederiz diyorum. İnşallah hep birlikte çalışacağız. Emet'imizi hem yerel hizmetler açısından hem de siyasi anlayışımız açısından hep birlikte en üst diğer ilçelere kıyasla en yüksek seviyeye birlikte taşıyacağız. Bugünü sayma, pazarı da sayma, 5 gün kaldı. 5 gün sonra ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. Kim yalan söylüyor? Kim iftira ediyor? Kim alavere, dalavere çeviriyor? Kim milletiyle beraber? Kim Anadolu çocuklarının geleceği için siyaset yapıyor? Kim sadece gönlüne Allah rızasını ve milletine, milletin çocuklarına duyduğu sevgiyi koymuş, hepsi ortaya çıkacak. Şimdi evet, pazar akşamı öyle gür, öyle güçlü bir evet ortaya koyacak ki yalancılar bir daha evet meydanına dolaşamayacak. Siz hak dava üzeresiniz. Siz milletin ve Cenab-ı Allah'ın başka huzurundan başka hiçbir yerde eğilmemiş, evladı yanından geçmiş bir büyük liderin Recep Tayyip Erdoğan'ın peşine düştünüz, siyaset yapıyorsunuz. Onun için hem neşeli, hem başarılı için hem enerjiniz yüksek olsun. Biz sizi öyle istiyoruz. Öyle bekliyoruz. Allah aşkına şimdi kasetçiler, alavereciler, dalavereciler, onların temsilcileri ilçelerimizde gezermiş. Buraya da biri gelmiş. Kim geldi? Sarı gül, kırmızı gül. Öbür tarafta Simav'daydın geçen. Muharrem İnce filan. Ne anlatıyorsun sen Simav'da? Sen Emet'te ne anlatıyorsun? Hangi çakılı çivin var ve onu konuşuyorsun? Önce bir hesap ver. Yalan konuşma. İftira etme. Milletle beraber ol. Gerçi bunların genel başkanı nasıl ki? Milletvekilleri nasıl olsun? Allah aşkına bu Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geldi? Kaset. Bir kaset çıktı. Hop! Koy internete, yayınladılar. Sonra mevcut genel başkan Alaşya, o bizi ilgilendirmez. Eline böyle dosya almış, kim servis etti sana? Adına yolsuzluk, yolsuzluk. Ne oldu onunla? Sonra kartel medyası, Gandhi Mundi filan diye bunu servis etti. Hop alavere dalavere CHP'nin başına genel müdür. Olursun. 7 kere gömdük sanda 8. yazdır o. Ama öyle yalan konuşarak, sallayarak, iftira ederek milletin gönlüne giremezsin. Milletin gönlüne gireceksen işte bu salondaki insanlar gibi samimi olacaksın. Onlarla doğru konuşacaksın. Yapabileceğini ben yapacağım. Sizinle beraber yapamayacağını ona çalışalım. Bize müsaade et diye söyleyeceksin. İnşallah
Bu 8. Emekten kocam aşama. 16 Temmuz. Temmuz olur mu? Nisan. Birkaç yerde de arkadaşlar gösterdi, söylemişim. Çok seçim yaptık. 7 Haziran'dan başladık. 1 Kasım. Biz bir genel başkan değişikliğine gittik. Hain 15 Temmuz darbe girişim derken, şimdi çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bulduğumuz bu halk oylamasına gidiyoruz. Evet, Kütahya'nın ilçesi. Evet'e bakarken şöyle bakıyorum ben. Birinci mi olur? İkinci mi olur? Üçüncü olmaz. Olur mu üçüncü? Olmaz. Biz size güveniyoruz. Birinci olacağız bu sefer. Aslan apallar duymasın. Duyarsa da çok çalışsın. Bu sefer birinci olacağız inşallah. Fark etmez, o yüzdeye göre koyuyoruz. O zaman Kütahya merkezden ki Emet'in kaç seçmeni var. Ona girme, yenilirsin orada. İnşallah. Burası Emet. Biz anladık. Burası Emet, kararımız Emet. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, büyük resmi kaçırmayalım. Ben bu 18 maddeyi size tek tek anlatıp çok uzun bir vaktinizi almak istemiyorum. Ama konuşmamız bittikten sonra özellikle halk oylaması ile alakalı olursa ben çok memnun olurum. Veya herhangi bir konuya sorunuz olur, konuyla alakalı sorunuz olursa bunları hep beraber istişare edelim. Bugün söyleşelim, halleşelim, birbirimizi anlayalım. Eksiklerimiz varsa tamamlayalım. Taleplerimiz varsa birlikte konuşalım diye geldik. İnşallah bu toplantı, buradan çıkacak sonuçlar Emet'le bizim işimizi daha da kolay edecek. Büyük resmi görmek lazım. Biz bu değişikliği niçin yapıyoruz? Niçin 16 Nisan'da halkın önüne sandık koyuyoruz? Bir, siyasi istikrar için. Siyasi istikrar hükümet etme süresi ve tek başına iktidar manası taşıyor. Bu değişikliğe göre bunun süresi nedir? 5 yıl. Yetkiyi kim veriyor? Halk. Nerede veriyor? Sandıkta. Ne zamana kadar? Bir sonraki sandığa kadar. Sonra çok beğendik. Bir kez daha seçeceğiz. Emetimize, Kütahya'mıza, Anadolu'ya, Ege'ye, her yere hizmetler yaptı. Hükümetiyle beraber tekrar seçeceğiz. Yine 5 yıl. Yine 2 sandık arası. Bu sefer daha çok beğendik. Bir önceki hizmetlerine göre daha iyi, bir kez daha seçim yok. Bitti. Böyle bir sistem anlatıyorum. Yalancılar ne diyor? Rejim değişikliği. Başka ne diyor? Tek adam. Böyle tek adam mı olur? Tek adam arıyorsan partine bak. 7 seçim oldu. 7 seçim mağlupsun. İnsan utanır, oradan ayrılır. Şimdi 8. de bu sefer belki gider. Onu bilmiyorum. Belki yine kalkar. Yine işte devam eder. Bizim için bir problem yok. Başka? Cumhuriyet tarihini inceliyoruz. Ekonomik kalkınmalar, ekonomik gelişmişlik ne zaman olmuş diye. Hep tek parti iktidarları döneminde. Ülkemiz biraz canlanmış, merhum Menderes. Sonra ekonomik anlamda gelişiyor, sanayileşiyor, merhum Özal'ı görüyoruz. Koalisyon olsa hemen bir yıl söyleyelim. Refah Yolda bir kıpırdanma var. Sonra 14 yılı aşkın AK Parti hükümeti. Sen 1,5 yılda bir ortalama hükümet değiştirirsen, tek parti iktidarlarını saymazsak bu 6-7 aya kadar da düşüyor. İşte bugüne kadar kurulmuş 65 hükümet burada hizmet edilmez. Bürokraside de hizmet edilmez. Ekonomik gelişmişlik olmaz. Dolayısıyla biz yarınlara daha güçlü bakalım. Kendimizden emin olalım. Çocuklarımıza bölgede, önce bölgede sonra dünyada söz sahibi güçlü bir ülke bırakalım diye bunu istiyoruz. Hiç dikkat etmiyoruz. Bazıları gidiyormuş. Gidiyormuş muhalefet partisinin yetkilileri, belediye başkanı falan filan. Oyunuza bakacağız. Ona göre çöpünüzü alacağız. Denizli'de de mi var? Denizli'de bir çiz.
He, ona geleceğim. Bak Burak Vazgeçmez. Kim kimi denize döküyor? Hadsizliğin daniskası denize dökeceğim dedi bir tanesi. Halk TV ekranlarından meydan okuyor. Halk TV ekranlarından filan meydan okuma kardeşim. Bak Dumlu Pınar bu şehirde. Doğru mu? Burak Gazi Emet. Domaniş burada. Gel Emet'e. Emet Termal'e otur. Yenice'ye otur. Günlüce'ye otur. Bir kahve. Sana bu milletin çocukları Dumlu Pınar'da ne için savaşmış anlatsınlar. Dumlu Pınar'da bizim atalarımız analarımızın, bacılarımızın başının örtüsü için. Dumlu Pınar'da bizim atalarımız dinimiz, diyanetimiz için. Dumlu Pınar'da bizim atalarımız memleketimizin bölünmez bütünlüğü için savaştı. Bunu sana anlatırlar. Ama bu hadsizliğinin cevabını da verecekler. Sandıkta hesabını görecekler inşallah. Hep birlikte defterlerini görecekler. Üçüncü önemli madde vesayet. Herkes vesayetten bahsediyor. Vesayet odaklarının tamamının alaşağı edilmesi. Allah aşkına ne demek? Vesayet ne demek? İktidar olmuş, halk tarafından seçilmiş, hükümet etmek üzere gelmiş bir genel başkan, başkan, başbakan neyse yanında bir adam, ben bu işe ortağım. Bürokrasi vesayeti, yargı vesayeti, askeri vesayet olarak karşımıza çıkıyor. Herhalde bu salonda bu vesayet odaklarının belirli bir dönemde yüzünde kocaman bir şamarını tokadını yememiş kimse yoktur. Allah aşkına benim değerlerim nedir? Milli değerlerim nedir? Manevi değerlerim nedir? Misafir ağırlamam nasıl? Onu uğurlamam nasıl? Hayır yapacağım zaman hayrım nasıl? Mevlüdüm nasıl? Düğünüm nasıl? Kınam nasıl? Asker uğurlamam nasıl? Senin uyguladığın kanunlar, senin yaptıkların nasıl? İşte bunların tamamı parlamenter sistemle karşılaşıyor. Biz seçmedik mi AK Parti hükümetten önce? Biz hükümetleri yine biz seçmedik mi? Biz seçtik. O zaman nasıl dediler? Senin kıyafetin değişik, sen giremezsin. Senin kıyafetin farklı, sen okuyamazsın. Sen meslek lisesindesin, sen imam hatiplisin, sen giremezsin. Nasıl dediler? İşte bu vesayet odaklarının işi. Nasıl 10 senede darbe yaptılar? İşte bu vesayet odaklarının işi. Nasıl hortumladılar? Ekonomik krizden ne malandılar? Kaç tane köprü parası? 2001 krizinde kapanan bankalar. İşte bu vesayet odaklarının işi. Şimdi bunların tamamını alaşağı edeceğiz. Ve bu milletin çocukları bu milletin yönetiminde, bu memleketin yönetiminde söz sahibi olacak. Onun için bu kadar karşı duran var. Onun için bu kadar bu işi istemeyenler var. Sadece istemeyenlere baksak aman beni bunların yanında yazmasınlar diye öbür tarafa geçirerek geçeceğiz. Biraz sonra söyleyelim. Maddeleri de eleştiriyorlar. En çok hangi madde eleştiriliyor? Hakan Bey? Hangi maddeyi eleştiriyorlar? 18 yaş. Çat kapı yapıyor. Şimdi 18 yaş. Nasıl kullanıyorlar bunu? Bakın. Kıymetli hemşehrilerim. AK Parti iktidarlarının ilk döneminde milletvekili seçilme yaşı 30'du. 2006 yılında yaptığımız bir kanuni değişiklikle biz 25'e indirdik. Şimdi dönüp bakıyoruz bugünkü parlamentoya. 25 yaşında kaç vekil var? 2. 27 yaşında da bir tane var, 3. 30 yaşına kadar 4 vekil var. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Yani bunu 25 yaşında bugün yaptık diye parlamentonun tamamı nasıl 25 yaşında olmuyor, olmuyorsa ve olmamışsa parlamentonun tamamı bu anayasa değişikliğinden sonra 18 ile 25 yaş arasında olmayacak. Bakın Kütahya'mızın toplam seçmen sayısı 420. 18 ile 30 yaş arasında seçmen nedir diye bakıyoruz. 92 bin. %20'nin üstünde. %20'nin üstünde bir genç seçmen var. Ve diyoruz ki bizi seçin. Bu bir hak teslimi.
Türkiye'ye bakıyoruz. Kaç? 8 milyon 111 bin. 18 ila 25 yaş arasındaki seçmen sayımız. Şimdi 25, 24, 23, 22, 21, ta 18'e kadar 8 yıllık bir zaman aralığı. 8 yaş. Bu yaş aralığındaki hanımefendilere de, genç kardeşlerimize de seçme hakkı tanıyoruz. Bazen işinize gelir gelmez. Hak sahibine ait. 62 ülkede, gelişmiş 62 ülkede seçilme yaşı 21. 51 ülkede 18. Şimdi biz de 18 yapıyoruz. Hatta şöyle de sormak lazım. 18 ile 25 yaş arasında bir delikanlı. Yaşı geldiğinde başka bir problemi yoksa eğer asker olsun mu? Askere gitsin mi asker olsun? Gitsin. Vatanı herhangi bir tehlikeye düşerse vatanı uğruna hiçbir şey hesap etmeden savaşsın, mücadele etsin, gerekirse gazi olsun, gerekirse şehadet şerbetini içsin mi? İçsin. İnancımız öyle. Bizim gibi siyasi partilerde iktidar muhalefet fark etmez. Böyle seçim dönemlerinde programlarda gece sabaha kadar meydanları süslesin mi? Sabah uyumasın, devam etsin. Bu dağıttığımız broşürleri sokak sokak ev ev dağıtsın mı? Dağıtsın. Bizleri dinlesin, alkışlasın, tezahürat yapsın mı? Yapsın. Kendine güveniyorsa milletvekili adayı da olsun. İl genel meclisi adayı da olsun. Belediye meclis üyesi adayı da olsun. Sadece milletvekiliyle alakalı değil bu. Tamamını içeren bir düzenleme. Ve şunu unutmayalım. Kimin ne katma değer ortaya koyacağı belli olmaz. Bakın herkes akıllı telefon kullanıyor. Facebook sosyal medya alanı. Herkes oraya günlerce giriyor. Bazıları artık orada yaşar gibi. Twitter, Facebook, Instagram varmış değil mi? Kim buldu bunu? 19 yaşında bir Amerikalı genç. Keşke bir Türk delikanlısı bulsaydı. Gerektiğinde kullanmak üzere bizim istihbaratımızın elinde olurdu. Ecdat, Fatih Sultan Mehmet Han, cennet mekan, kaç yaşında Allah aşkına İstanbul'u fethetti? 21. Çağ açtı, çağ kapattı. İstanbul'u fethettiğinde böyle olduğunu bence bilmiyordu. Şimdi kalksa mezarından gelse. Dese ki ben milletvekili adayı olacağım. Ne cevap vereceksiniz? Hünkârım, bizim için büyük bir onurdur ama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre 25 yaşına kadar beklemeniz lazım. Değerli arkadaşlar, bu bir hak teslimi. Şöyle sorabilirsiniz, yapmasaydık ne olurdu? Ne olurdu? Bir şey olmazdı. İşin anasında değil. Ama hak sahibine ait. Sonra bugün bunu kullanıp vesayet odaklarıyla birlikte, Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket eden ana muhalefet, bugün 18 yaşındaki hanımefendinin, delikanlının seçilmesine karşı çıkıyor ya, hatırlayın Gezi Parkı eylemleri. Önce 3-5 ağaç diye başladı. Bizden arkadaşlar bile acaba haklı mı, ne oluyor filan diye bir düşünce geçirdi. Sonra oralara çadırlar kurdular. Sonra içine kız erkek birlikte yerleştirdiler. Bunların para babaları bu işi finanse etti. Sonra içkiden fuhuşiyata kadar her şeyi yaptılar. Terör örgütleri işin içine girdi. Sonra bu kartel medyasının gazeteleri başlıklar attı. Ne gibi? Gençliğin iktidara yürüyüşü. Hatırlayın onu. Sonra gençliğin hükümeti düşürmesi falan filan bir sürü başlıklar bulup çıkarttı. O gün o gencecik çocukları tomaların, polislerin önüne atıp halk tarafından seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye çalışıyorsun. Gel kardeşim, senin görüşlerini savunuyorsa senin gruplarında, senin sıranda siyaset yap dediğin zaman bunun karşısına geçiyorsun. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunda bu maddeden bakarak eleştirecek
bu maddeden bakarak efendim bunun karşısında duracak bir şey yok. Öyle zengin çocukları filan. Sen nerede gördün? Zengin çocuğunu bırak, zenginin kendisinin AK Parti'de milletvekili olur. Hak ediyorsa olur, biz zengin garip diye ayırmıyoruz. Ama ben genel başkan yardımcılarımızla bu coğrafyayı geziyorum. Bakanlarımızla bu coğrafyayı geziyorum. En son Nihat Zeybekçi Bey geldi Simav'a. Denizli'nin Tavas ilçesinin Pınarlar köyünden. Anası babası tütün işçisi. Ortaokula kadar okutmuşlar. Sonra yok var. Sınava giriyor. Pat. Kütahya İmam Hatip Lisesi. Kütahya ile irtibat. Geliyor. Ona bir merkezde platform kurdum. Bundan 20-25 yıl önce orada hamal pazarı, özür dilerim, kurulurdu. Orada hamal sırası beklemiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomi bakanı. Köyleri geziyoruz. Bura bizim köy gibi diyor. Ondan önce kim yaptı? Amerika'dan ithal Kemal gelmiş. Ondan önce son ikiyi anlatıyorum. Ondan önce Taner Yıldız Bey geldi, eski enerji bakanı. Kütahyalılar yerinde dolaştı. Bir yaşlı teyze bizi selamladı. Yüzü gözü böyle derin çizgiler olmuş. Alnı yanakları çatlamış. O köylü kıyafetiyle. Dün Geciz Kurtçam da öyleydi. Bizi böyle muhabbetle selamladı. Gözünde, yüzünde büyük bir umut. Biz de onu elimizle selamladık, uğurladık. Biraz geçtik, yürüdük. Sayın Taner Yıldız bana dedi ki, başkan, bak biz bu köylerin altyapılarını yaptık. Sulama kanalları yaptık. Göletler yaptık. Parket taşları yaptık. Şimdi grup yollarını sıcak asfalt yapıyoruz. Hatta çöplerini bile topluyoruz. Ama şu teyzenin gözündeki umut ışığını görüyor musun? Şu teyzenin vatanına bağlılığını görüyor musun? Muhabbetini görüyor musun? Bugün yaptığımızın 3 katında yapsak, 5 katında yapsak helaldir. Böyle söyleyen bir enerji bakanı. Biraz önce anlattığım gibi düşünen bir ekonomi bakanı. Genel başkan yardımcısını gezdirdik. Simav Dağı ardından Yozgat'ın Bozkır, Konya sınırından bir köyden. Oradan geçiyoruz. Bura bizim köye benziyor. İşte bu muhabbet buradan geliyor. AK Parti'de siyaset yapanlar, Anadolu insanı gibi düşünen, Anadolu insanı gibi yaşayan, onların geleneklerini bilen insanların bütünü. Peki bu alıverici dalıverici muhalefet partisi, bu Anadolu köylüsü Emet'in merkezindeki köyündeki Kütahya'nın ovasındaki dağındaki hemşerilerimiz için nasıl düşünüyor? Neler söyledi geçmişte? Bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, bunlarla birlikte hareket eden akademisyenler, bunlarla birlikte bu işe çanak tutan medya kuruluşları, gazeteci yazarlar ne söyledi? Bir tane söyleyelim. Bidon kafalı adam. Bir tane daha. Göbeğini kaşıyan adam. Bir tane daha söyleyelim. Cahil köylü. Bir tane daha. Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir olur mu? Bütün bunları niye söylüyor? Anadolu halkı gönlünden kurucu genel başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, onun dava arkadaşlarına bir muhabbet kurmuş, onu destekliyor, öbür tarafa hiç bakmıyor diye hakaret ediyor. İşte AK Parti ile CHP'nin farkı. Hem bir kıyaslama yapmak gerekirse, bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti hain 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bankamatiklerin önünde para çekme kuyruğuna girerken, marketlerden makarna stoğu yaparken cahil köylü, dağdaki çoban dedikleri adamlar hiç düşünmeden bugün vatanı müdafaa etme günüdür diyerek cebinde tırnak çöpüsü olmadan tank ayırdı. Eğer bir kıyaslama yapmak gerekirse vatansever
milli manevi değerlerine bağlılığı açısından onların bu hakim görücü adamlar diğerlerinden çok daha kıymetli. Buranın taşması büyük. Böyle hakim görüyorlar da. Şu Kılıçdaroğlu'na bakıyorum. Şu bizim karşı köyden 3 tane keçi verecek. Daha da kaybeder. Bilemez. Öyle hakim görür ama bilemez. Ben böyle deyince bir arkadaşım dedi ki keçiler akıllıdır, ahırını bulur, Kılıçdaroğlu daha da kaybolur. Doğru. Başka bir tane daha anlatalım mı? Neye? En çok neyi eleştiriyorlar hanımefendi? 18 yaştan sonra neyi söylüyorlar? 600 milletvekilini de söyleyelim. Ondan sonra inşallah tamamlayalım. Cumhuriyet kurulduğu zaman Gazi Meclisimiz bir karar almış. Demiş ki her 40 bin kişi seçmen değil bu nüfus. 40 bin kişi bir milletvekiliyle. O zaman Kütahya'mızın nüfusu 480 bin. 12 milletvekili var. Bu böyle devam ediyor. Sonra nüfus arttıkça bakmışlar ki parlamento çok kalabalık olacak. Şimdi 80 milyondan 40 bini bir hesaplayın. Salon almaz. 450 milletvekili olsun. 150 tane senatör. Ne etti? 600. Bunu inceliyorduk. 18 tane de tabi senatör var. Tabi senatör. Hatırlayan var mı bu salonda bunları? Ölmezler. Ölmezler. 18 ekle 618. Bu tabi senatör nasıl oluyor diye baktım. Bunların tamamı asker. Eskiden cumhurbaşkanlığı yapmış. Zaten merhum Özal'a kadar asker olmayan cumhurbaşkanı da yok. Tabi senatör ölmezler dedi. Ölene kadar. Halk seçti. Ben diyorum ki Allah'tan bizim çocuklara bu senatörlük miras kalır diye yazmamışlar. Belki akıllarına gelmedi. Akıllarına gelse onu da yazarlar. Ne zamana kadar? 1980 darbesine kadar. O darbeden sonra 82 anayasasıyla düşüyor. Milletvekili seçti. Biz bunu niye yapıyoruz? Elbette Milliyetçi Hareket'le beraber. Onu anladım. Milliyetçi Hareket'le beraber. 340 milletvekilinin onayıyla. Niye yapıyoruz? Temsilde adaleti sağlamak için. Milletvekili dediğin kimdir? Yasama görevi yapar. Başka seçim bölgesindeki hemşerileriyle hükümet arasında bir köprü kurar. Doğru mu? Bu daha kolay olsun. Daha fazla insan buna ulaşsın. Temsilde adalet olsun diye biz bu değişikliği yapıyoruz. Peki gelişmiş dünya ülkelerinde nasıl? Mesela kendini medeniyetin beşiği, demokrasinin temsilcisi olduğunu söyleyen bir ülke var. İngiltere. Kraliçenin ülkesi. Kafasında bir taç, o taçın ortasında bir elmas, paha biçilemiyor. Arazilerin haddi hesabı yok. Bize göre zalimlerin ülkesi. Zulmün diyarı. Bu da nüfus kaç İngiltere'nin? 65 milyon. Bizden 15 milyon eksik. Milletvekili sayısı Ali abi 1449. Bir örnek daha İtalya. 61 milyon. Bizden 19 milyon eksik. Milletvekili sayısı 952. İspanya 46 milyon. Türkiye Cumhuriyeti'nin yarısı. Milletvekili sayısı 616. Bize yakın ülke yok mu? Var. Merkel'in Almanya'sı. Oyuncu, tiyatrocu Merkel. Bizim bakanlarımız kendi yurttaşlarına hitap edip böyle salonlarda konuşmaya gittiğinde alavere dalavere bunları sigorta yapmam lazım. Tehlike var. Ama terör örgütünün sözde temsilcilerine canlı yayın konferans. Ama bu Merkel'in ülkesi. O Frankfurt Havalimanı'nı hesap ediyor. İnşallah sizin desteğiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın arkasından hiç
eksik olmayacak. Bu Almanya apırsa da köpürse de, bu Hollanda Frankfurt Havalimanı üzerinden apırsa da köpürse de dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'umuza yapacağız inşallah. İnşallah. Almanya'nın milletvekili sayın şunu söylüyor. 80 milyon bak. Türkiye ile aynı. Sırf bu yüzden biz Avrupa Birliği'ni almazlar. Çünkü nüfusa göre hakim güç. Onlar ihtiyar. Bizde genç nüfus. Biraz önce söyledik. Bu sene beraberiz. Seneye geçeriz onları. Seneye geçemezsek bir sene sonra geçeriz inşallah. Bu Merkel'in Almanya'sında kıymetli hemşehriler milletvekili sayısı 667. Biz şimdi 600 yapıyoruz. Bu da dünyadaki örnekler. Gerçi ben şöyle düşünüyorum. Allah'tan korkan, helali haramı bilen, gönlüne bu milletin çocuklarına hizmet etme sevdasını koymuş, bırak 600'ü, 900 tane milletvekili olsa bir şey olmaz. Bırak 900'ü, 1200 tane olsa yine bir şey olmaz. Ama şu 2 trilyoncu bir milletvekili var. 2 trilyon. Telefoncu mu? Bu evet iyidir. Herkese bir tabir. Hemen koyar. Telefoncu vekil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana milletvekili. Katip üye. Meclis başkanlığını temsil ediyor. Bir yılda 2 trilyon lira. Yani 2 milyon lira iletişim gideri açılmış. Şimdi meclis başkanlığından soruyorlar. Hanımefendi, bu parayı nasıl harcadınız? Şöyle cevap veriyorlar. Bana bu kadar vermeseydiniz. Çok özür dilerim hanımlardan. Bilmem kim yalıp olunca bilmem neresinde de sürermiş. Burada da bulunuyor mu? Öyle bir tabir. Böyle hadsiz. Hani o parayı sen Gazi Meclisi, Meclis Başkanı'nı temsil ediyorsun. İhtiyacın halinde kullan diye. Bakın sizin kardeşiniz. Seçtiniz, gönderdiniz meclise. Milletvekiliniz İshak Gazer. Bu kadınla aynı. O da katip mi? Ben iki tane seçim yaptım. Onunki de bedava yani. Ben iki tane seçim yaptım. Miting yaptım. Perşembe günü bir tane daha var. En kalabalık Emet'i göreyim. Orada selamlayacağım sizi. Çok kalabalık gelirim şimdi. Şimdi bir tane daha miting yapacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gece başına 70 bin mesaj, kısa mesaj 29 bin attı. Benim hiç aklıma gelmedi. Vekilim seninki bedava. Bunu kullanıverem demek. Onun da hiç aklına gelmedi. Başkan ne para harcayıp duruyorum teşkilattan arayıp duruyorsun. Benimki bedava kullanıverem. Çünkü o devletin var. Bugün niye biz kullanmalıyız? Bu hanımefendi ne yapmış? CHP'nin genel müdürü Kılıçdaroğlu Adana'ya gelecek diye PTT'den 2 milyon tane mektup atmış. İki kere. İşte bu devletin sırtına 2 trilyon. İşte böyle hainlerle o mecliste 50 tane olsa bu milletin canına ot tıkamaya yeter. Aman dikkat edin. Bu 600 milletvekili meselesi de böyle. Tabii çok meselemiz var ama toparlayalım. Sandığa girdik. Vicdanımızı yanımıza aldık. O resmi belgelerin hepsini unutmadık yanımızda. Başka kimse yok. Düşüneceğiz. Evet diyenler ne diyor? Hayır diyenler ne söylüyor? Kimler hayır diyor? Sonra. Kimler hayır diyor? PKK hayır diyor. Başka? DAEŞ hayır diyor. Başka? Hain FETÖ. Dünyaya salınmış elemanları. Her yerde hayır propagandası yapıyor. Başka? Kasetçiler hayır diyor. Kasetçiler. Onları unutmayalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Başka? Avrupa. PKK'yı söyledik. Almanya. Almanya hayır diyor. Üzerine vazife geliyor. Hollanda hayır diyor. Belçika hayır diyor.
Şimdi ben böyle söyleyince dediler ki sen hayır diyenlere terörist diyorsun. Demiyorum. Ama sen bizim için hayır diyen hemşerimiz de kıymetlidir. Evet diyen hemşerimiz de kıymetlidir seçmenimiz. Ama ben sen anlıyorsun diye terör örgütlerinin hayır dediğini söylemeyecek miyim? Bunlar hayır diyor. Biz namaz kılmayanlar kafirdir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama şöyle deriz. Kafirler namaz kılmazlar. Doğru mu? Aynı öyle. Cuma namazı da kılmazlar. Bayram namazı da kılmazlar. Vakit namazı hiç kılmazlar. Bu örnek böyle. Kimseye terörist demiyoruz. Onu da kullanıyorlar. Buna bakacağız. Sonra kimler evet diyor diye bakacağız. Birisi Meral Akşener falan dedi. Onun esamesi okunmaz. Ona uydurmuşlar topuklu Efe diye. Kim finanse ediyor seni? Efe'nin topuklusu mu olur? Efe'nin yarı bırak. Efe'lik nasıl olur? Vurmayla. Ağalık vermeyle. Değil mi? Öyle yok. Öyle pabuç bırakmazlar Meral Akşener'e. Devlet Bahçeli diye oyun kuruyor. Partisine ne geçirecekler? Diyorlar ki Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli şimdiye kadar her şeye hayır diyordu. Şimdi niye evet diyor? Niye? 15 Temmuz hayır darbe girişimi oldu. Ve Sayın Devlet Bahçeli devlet adamı olma özelliğini gösterdi ve dedi ki buyurun gelin bu düzenlemeyi beraber yapalım. Onun için öyle oyun oynayanlar orada MHP'yi karıştıracak. Onların esamesi de zaten okundu. Biz inşallah 16 Nisan'da şöyle bir gür ses çıkaracağız emekten. Diyeceğiz ki Sayın Cumhurbaşkanı, dünya, bütün dünya senin karşında dursa da, bütün terör örgütleri senin karşında olsa da, biz evetten hep beraber senin yanındayız. Dik dur, eğilme, istikametin daim olsun. Allah hayırlı uygulamalar versin. Aha, kapıyorum evet istemeyle. Bizlere güveniyoruz. Önce bu kardeşimizi. Ben sizi bizden ayrı görmüyorum. Bizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza mahcup etmeyin. Hiç başınızı öne eğmeyin. Hep beraber hareket edeceğiz. Bu millet ne istiyor? Bu milleti kim değerli buluyorsa inşallah o olacak. Ben yine emekimizle daha güzel günlerde, daha güçlü yarınlarda tekrar buluşmayı umut ediyor. Hepinizi büyük bir saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyor. Sağ olun.